Merhaba gençler, Dershane Buraday'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle MEB'in Mart ayı için yayınladığı örnek soruları bir çözeceğiz, bir inceleyeceğiz. Bakalım neler sorulmuş bizlere. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ne olmuş? Bir şekil eşleştirmeli soru. Bu tarz sorular birinci sorularda çokça çıkıyor, karşımıza geliyor. Yani böyle bir soru bekleyeceğiz. Yani şekilleri durumlarla, konularla, harflerle eşleştirmemiz istenecek. Bizden ilk sorularda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir bakalım, önce soruya bakalım. Bu metne göre dizelerini oluşturan şair Genç Osman'ı şiirle değil kilimle anlatsaydı, kiliminde aşağıdakilerin hangisine verilen motifleri kullanması beklenirdi? Tamam. Kilim desenleriyle ilgili demek ki metin. Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine has özellikler taşıyan Anadolu kilimleri, sanatsal ve duygusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Anadolu insanı kullandığı motiflerin sembolik anlamları ile sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde koç boynuzu motifi, bereketi, kahramanlığı ve gücü, koç boynuzu, bereketi, kahramanlığı, gücü, kuş, bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi, hayat ağacı, tamam, yani kuş, bilgeliği, zeki ve çevik düşünceyi, bu böyle beraber, hayat ağacı, ölümden sonraki hayatı, hayat ağacı, ölümden sonraki hayatı, su yolu, bedensel ve ruhsal yenilenmeyi, şöyle çizeyim, göz fikri konularda algının yüksekliğini temsil eder. Aşağıda bu motiflerin görselleri verilmiştir. Tamam. Biz şimdi burada edindiğimiz bilgiyi aşağıdaki şiirde uygulayacağız. Bakalım. Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı. Gören düşmanların tedbiri şaştı. Kelle koltukta 3 gün savaştı. Cennete alaya göçtü Genç Osman demiş. Şimdi burada ne var? Güç, savaş, kahramanlık var. O zaman o neydi? Bakıyorum hemen. Koç boynuz motifi, bereketi, kahramanlığı ve gücü. Koç boynuzu. Koç boynuzu olacak değil mi? Kahramanlık. Tabi Bağdat'ın kapısını açtı diyor. Padişah anlatıyor. Tamam, o zaman koç boynuzu olmayanları ben eliyorum. Bunda koç boynuzu yok. Yok. Tamam. CVD kaldı elimizde. Diğeri neydi? Ha, cennete alaya göçtü Genç Osman diyor. Burada ne vardı? Öbür dünya ile ilgili bir şeyler vardı şu şeylerde. Nerede? Hayat ağacı, ölümden sonraki hayatı anlatıyor. Cennete alaya göçtüyse ölümden sonraki hayatı anlatıyor. Yani cennete gitti. Hakkın rahmetine kavuştu diyor burada. O zaman ne? Hayat ağacı olacak. Bir de hayat ağacı ve koç boynuzu. Evet, yani soruya baktığımız zaman evet bir okuduğunu anlamam ettim. Ama dikkat ederseniz burada virgüllerin yeri ve kullanılışı çok önemli. Yani burada birazcık kafa karışıklığı yaratmak istemiş okurken, ya bu bunu mu kastediyor, bu bunu mu kastediyor. Tabii ki bu bir okuduğunu anlama sorusu ama biz noktalama işaretlerini de iyi bilmemiz gerekiyor ki neyi neyle beraber bilmeliyiz. Hani noktalama işaretleri çalışırken sadece noktalama işaretleri sadece noktalama işaretleri değildir. Okuduğunuz metni de doğru okumanızı ve doğru anlamanıza yarar. Buradan bunu anlamış olduk. Ne yapacağız? Noktalama işaretlerine paragrafla beraber önem vermemiz gerekiyor. Paragrafın anahtarlarından biri çünkü. Harfleri bilmezsek nasıl kelimeleri okuyamazsak. Aynı şekilde paragrafın diğer anahtarı da noktalama işaretleridir. Buradan bu dersimizi aldığımıza göre devam edelim. Bu parçada solmuş bir gül yaprağı sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Bakalım. Bir günü daha eskitip anlarımızın arasına gönderdik. Solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Onu da kurutup özenle koyduk kitabın arasına. Tamam. Şimdi burada ne diyor? Bir günü daha eskitip anlarımızın arasına gönderdik. Burada neyden bahsediyor? Bir günü daha neyi göndermişiz? Burada gün. Günü göndermişiz. Ondan sonra giden şeyden bahsediyor. Değil mi? O gitti diyor. Gönderilen burada gün. Solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. O giden şey neydi burada? Göndermişlerdi. Gün. Gene. Onu da kurutup özenle koyduk kitabın arasına. Neyi? Günü. Çünkü burada ne olduğundan, ilk cümlede ne olduğundan bahsetti. Diğer cümlelerde de bahsetti. Artık ilk cümlede bahsettiği, bize bilgisini verdiği şey olması lazım. Bir şeyden o, bu, şu diye bahsedebilmemiz için daha önceki cümleden biz bunun ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Öyle rastgele o, bu, şu yazarsak ne olduğu anlaşılmaz. Burada günden bahsetmiş. Gün yani
ilk cümlede okuduğumuz şekliyle olması gerekiyor. Bu kadar. Çünkü açık açık yazmış yani. Bir günü daha eski tip anılarımızın arasına gönderdik. Neyi gönderdik? Günü gönderdik. Onu ondan sonra onu gönderdik. Onu şöyle yaptık, ona böyle yaptık dediği zaman artık günü kastediyor. Ne söylerse söylesin. Evet. Bir şiirli soru geldi. Metne göre cevaplayınız. Tamam. Yani bu dizelere dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tamam. Enteresan. Tamam. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir bakalım. Diyelim ki için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaş attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege Denizi bu. Efendi, deniz seslenmiyor. Tamam. Şimdi hangisi söylenemez demiş? Bir inceleyelim. Biri diğerine bağlı olarak değişen bir durumdan bahsedilmiştir. Biri diğerine bağlı olarak değişen. Şimdi diyelim ki için çekti sabah vakti diyor. Biri diğerine göre değişiyor mu burada? Hani erkenceden denize gireyim dedin. Hani canın istediği için denize girmek istiyorsun. Hani biri diğerine göre aslında burada değişen bir durum var. Tamam. Bu muhtemelen var. Şöyle şüpheli yarım bir çizik eleme koyacağım. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler yüklenmiştir. Var mı? Patiska çarşaflar gibi olması olmaz. O insan değil. Çarşaf bir insan değil. Ege Denizi bu. Efendi deniz seslenmiyor. Ha, deniz seslenmiyor diyor. Bir şeyin seslenip seslenmemesi nedir? İnsana ait bir özelliktir. Onu vermişler. Bunu tam eledim. Direkt aşağı kadar eledim. Varsayım anlamı taşıyan bir cümleye yer verilmiştir. Var mı? Var. Diyelim ki. Yani diyelim diyor. Diyelim. Hani varsayalım ki şeklinde bir varsayım anlamı taşıyor burada. O yüzden Ceyhan'ı direkt eledim. Aşağı kadar eledim. Hitap bildiren bir sözcük kullanılmıştır. Bakalım. Hey falan sen. Arkadaş, dostum, kardeş öyle bir şey var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Değil mi? Hitap bildiren bir sözcük. Yani bir seslenme burada yok. Bu direkt olarak yok. O yüzden direkt olarak işaretledim. Çünkü yok. Aynı metne göre bir soru daha gelmiş. Burada sorular biraz daha kısa sanki. Yani daha önceki örnek sorular biraz daha uzun canaydı. Ama bunlar biraz daha kısa. Ne demiş? Bu dizelerdeki alt çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisine vardır? İçin çekti. İçin çekti, canın istedi anlamında kullanılıyor. Bir bakalım hangisine varmış. Kurdun kuşun tadını çıkardığı şu havayı ben de doya doya soludum. Güzel güzel soludum diyor ama canın istemesi durumu var mı burada? Bu burada yok. Hani ben de yaptım diyor ama canın istemesi durumu yok burada. Yufkaları görünce canım şöyle çıtır çıtır bir ıspanaklı börek istedi. Ha, burada canın istemesi durumu var mı? Var. Buraya olabilir diye şöyle bir işaret koyalım. Diğerlerini de okuyalım. Ne olur ne olmaz. Bugün bir haftadır beklettiği işlerin tümünü bitirmeyi planlıyordu. Tümünü bitirmeyi canı istiyor mu? Hayır. Planlamış ama canı istemek durumu var mı? Bunda da yok. İdris Bey'in köye ihtişamla girdiğini gören herkes çok heyecanlandı. Heyecanlanmak güzel bir şey ama tabii ki canın istemesiyle aynı şey mi? Hayır değil. O yüzden D'yi de eledim. Cevabımız Bursa. Çünkü için çekti canın istemesi anlamında kullanılıyor. Soru güzel. Yani baktığımız şekliyle yani kısa. Yani çünkü neden bu kadar önemli incelememiz? Örnek sorulara yakın olacak dendi LGS. O yüzden biz de özellikle bakıyoruz. Yani kısa metinler içinden anlamlar ve altını çizmek falan. Güzel. Yani böyle kısa kısa olacaksa sizin için rahat olacağını düşünüyorum. Derken uzun soru geldi. İşte bu. Yani tabii ki uzun soru olmasını bekliyoruz tabii. Kısa kısa gelirken uzunu geldi. Hadi bakalım ne diyor uzun soruda. Bu cümlelerle başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? Tamam bakalım devamını getireceğiz. Gezegenimizde kendi kulvarında birinci olan yerleri hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda gezegenimizin rekortman yerlerinden bazıları. Rekortman diyorsa işte en şöyle, en böyle, en müthiş, üf, süper, en çok falan gibi cümleler olan paragrafları eleyeceğiz. Bunlar varsa olabilir. Biz neye bekliyoruz? Beklenemezi
bulmaya çalışıyoruz. E bir bakalım. Uydu ölçümleri dünyanın en sıcak yerinin en sıcak. Tamam, en bu bitti. Yani en sıcak yerinin 70 dereceyi aşan sıcaklığıyla Lut Çölü olduğunu ortaya koydu. Tamam, dünyanın en sıcak yeri diyor. Rekortman istiyordu bizden değil mi? Gezegenin rekortman yerlerini istiyordu. Burası rekortman bir yer mi? Evet, en sıcak yeriymiş. Bu gelir, bunu eledim. Angel Şelalesi 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdelenini bile geride bırakır. Tamam. Şelaleden akan su havanın sıcak ve kuru olduğu dönemlerde tabana ulaşmadan buharlaşmaktadır. 18 Kasım 1933'te ABD'li bir pilot tarafından keşfedilen ve dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi. Ha, tamam. Dünyanın en yüksek şelalesiymiş Angel Şelalesi. O yüzden bunu da eledim. Hocam niye başta elemediniz? En uzun gökdelenini falan en uzun vardı. Niye elemediniz diyecek olursanız. Şimdi Angel Şelalesi 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdeleninden bile daha yüksekmiş. Tamam ama en yüksek gökdelenden daha yüksek olabilir. Ama dünyanın en yüksek şelalesi demek mi bu? Hayır, belki ondan daha yüksek de vardır. Yani ikinci yüksektir belki ama yine de Angel Şelalesi'ni tanıtırken özellikleriyle söylersin değil mi? Yani en yüksek olmasa bile neleri bak geride bırakıyor, ne kadar yüksek olduğunu anlatmak için karşılaştırma kullanabilirsin. Ben en yükseği mi değil mi? Bundan emin olmam lazım. Çünkü rekortmeni arıyorum ben. Rekortmen dediğim birincidir. Birinciyi bulmam lazım. Demek ki birinci an gelmiş. Onu öğrendiğim anda şıkkı eledim. Bakalım C'ye. Dünyanın en ilginç mağaralarından biri olan Lübnan'ın 18 kilometre kuzeyinde bir vadide bulunan Ceyta Grotto mağarası ilginç kaya şekilleri ve ziyaretçilerin büyülüyor. İki kısımdan oluşan mağaranın alt kısmı 1836 yılında Reverend William Thompson tarafından, üst kısmı ise 1958 yılında Lübnanlı mağara bilimciler tarafından keşfedilmiştir. Peki, keşfedilmiştir ama dünyanın en bir şey mağarası, en derin, en saçaklı, en dikikli mağarası falan demiş mi? Hayır dememiş. Muhtemelen cevabımız C şıkkı ama biz ne yapacağız? D'ye de bakalım burada enli bir şeyler var mı? Dünyanın en büyük adası olan Grönland, evet varmış. Enli bir şey var. Dünyanın en büyük adası diyor. Rekortmen arıyoruz biz. En büyük Grönland'mış. Bulduk. O zaman cevabımız Ceyhan. Yani rekortmen istiyordu bizden. A'da, B'de, D'de rekortmen var ama C'de rekortmen yok. O yüzden C'yi işaretledik. Güzel. Tam bir aslında LGS tadında bir soru. LGS için biraz kolay olur açıkçası. LGS'de çıksa derdim ki Türkçe bu sene kolaymış. Yani bu soruyu bu şekilde görsem LGS'de hakikaten LGS bu sene Türkçe kısmı birazcık kolaydı derdim. Bundan bir tık daha bulması zor şeyler bekliyorum ben şahsi olarak ama tabii şahsi görüşüm. Soru güzel. Yani böyle bir şeyler bekleyeceğiz demek ki. Hoşuma gitti açıkçası. Ne yapacağız tabii okuyacağız ve çıkacak. Yani kaçarımız yok o kadar da. Hani bunu ben şimdi rekortmenler için dedim. Tamam eni bulduk, tamam geçtik ama her soruda enli işte rekortmenli bir şey sormayabilir. Ha, kendinize kilit bir şey ilk söylediği cümlede bulmamız gereken kilit bir şey bulabiliriz. Hani burada işte demek ki biz bunu bulmamız gerekiyor deyip kilit şeyleri aramaya başlayabiliriz. Ama bu bizi hataya yönlendirebilir. Çünkü atıyorum şuradaki şu şelalede olan da mesela dünyanın en yüksek şelalesi olmasaydı Angel Şelalesi yukarıdaki en uzunu görüp B'yi eleyebilirdik. Ve ondan sonra aşağıda en yüksek demeseydi B şıkkı doğru olacaktı. Çünkü rekortmen değildi. Bu yüzden tehlikeliydi. Yani yukarıda bulduğumuz kilit şeye de %100 güvenmememiz lazım aslında. Hepsini okumamız lazım. Ben burada birazcık rahat çözüyorum. Neden? Ben burada yanlış işaretlesem bile benim netim kaybolmayacak, bir şey olmayacak. Doğru işaretleriz tabii ki. Doğrusunu çözeriz. Ama benim stresim büyük değil. Ama sizin stresiniz olacak ve ne olur ne olmaz diye hepsini okuyun gençler. Böyle düzgün bir şekilde. Bıdı 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 diye değil. Anlayarak düzgün şekilde. Yani hızlı okuyacağım diye kazanacağınız 10 saniye size soruya mal olabilir. Geldik. Grafik. Tamam. Bakalım ne demiş. Aşağıdaki grafikte yaz kampına giden Ahmet, Beyza, Cenk, Derya adlı kişilerin birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler verilmiştir. Tamam. Bu kişilerin ikinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler ile ilgili bilinenler şunlardır. Buna göre soruyu bakıyorum. Buna göre aşağıdaki grafikler hangisi?
ikinci güne ait olabilir. Ahmet birinci günü yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir. Sözel mantık sorusunu grafikte hale getirmişler. Ne yapacağız? Ne yapıyorduk? Hemen tablo yapıyorduk. Neydi? Ahmet, Beyza, Cenk de A, B, C, D. A, B, C, D. Tamam. Ben şimdi birinci günleri zaten burada var tablo olarak. Onu tablolaştırmayacağım. İkinci günü tablolaştırmaya çalışacağım. Verdiği şeylere göre. Bu bir değil yalnız. Bu ne yapacak? Bu en başta ne var? Yüzme var. Biz de burada önce yüzmeyi yapalım da kafamız karışmasın. Tamam. Ahmet'in birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir. Hemen yapalım. Yüzmeye kaç saat ayırmış? Burada 4 ayırmış. Tenise 3. O zaman yer değiştirecek. Yüzmeye 3, tenise 4 ayıracak. Evet. Cenk'in yüzme ve tenise ayırdığı süreler Ahmet'in birinci günündekilerle aynıdır. Ahmet'in birinci gününü aynen Cenk'e yazıyorum. Ahmet'in birinci günü. Yüzme 4, tenis 3. Derya ve Beyza'nın Beyza da Derya'nın birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreyi almıştır. Ha, birinci günleri, birbirinin birinci günlerini almışlar. Yani o zaman birbirlerine yazacağım. Önce Beyza'ya yazacaksam Derya'yı alıyorum. Derya 3 tenis 2 yüzme. 3 tenis 2 yüzme. Beyza'nınkini Derya'ya yazacağım birinci gününü. 3 yüzme. 3 yüzme. 2 de tenis, değil mi? 2 de tenis. İkinci günü şimdi buradaki tabloya göre bulmam lazım. Ahmet 3-4. 3-4 olmayanları eleyeyim hemen. 3-4, 3-4. Ne olacak? Kırmızı 3 olacak değil mi? Aynen. Kırmızı 3. 3-4, 3-4. Tamam. Şu. D'de değil. D'de şeydi, yüzme daha fazla. Olmaz. Yer değiştirmişti. Beyza'nın 2-3. 2-3. 2-3. 2-3 olmayanları eleyeceğim. Yüzme 2 olacak. 2-3, 2-3. Tamam. Burada 3-2 olmuş. 2-3 değil. 3-2 olmuş. O yüzden bunu da eledim. Cenk'in neydi? 4-3. 4-3, 4-3. 4 yüzme. 4-3, 4-3. 4 4-2, 4-3. O zaman bu. Muhtemelen ve Bursa burada hepsi tutuyor. Burada 4-3, burada 4-2. Cenk 2 yapmışlar. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız Bursa. Tutan bir tek Bursa oluyor. Burada mesela çok şey, çok ince. Yani bayağı dibine girip görmeniz gerekiyor. Baktığınız zaman yani iki, grafikte 2 mi 3 mü diye görmeye çalıştık burada. Türkçe sorusu için biraz fazla eforlu. Hani düşündüğümüz zaman hani fende, işte matematikte, grafikte dibine girerseniz bakarsınız normal olarak da Türkçe için birazcık fazla eforlu olmuş grafik. Ama sözel mantık sorusu için, yani klasik normalde çözdüğümüz sözel mantık soruları için bir tık daha kolay olmuş. Sebebi de şu: İlk günün tablosunu tablo olarak verdiği için bize. Bizim için bir tane tabloyu zaten kendi yapmış. Normalde bunu yapmayıp birinci günü de bize bulmacayla buldurup iki tane tablo yapmamızı isteyebilirdi. Ne yapmış? İlk günü tablo yaptığı için ikinci tabloyu yapmamız daha kolay olmuş. Çünkü bir şeyleri metinden okumaktansa tabloda görmek aslında daha kolay ve daha hızlı. Ve daha güvenilir. Gözümüzde daha rahat gördüğümüz için daha güvenilir. Evet, güzel, hoş bir sözel mantık sorusu ama ne gördük? Bir de sözel mantık sorusu olacak. Bundan kaçış yok. Sözel mantık soruları her örnek sorularda çıkıyor çünkü. Bunu öğrendiğimize göre klasik güzel bir metin sorusu. Alışık olduğumuz gibi. Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Tamam. Sabırlı, çok yönlü, alçak gönüllü, paylaşımcı. Bu şey gibi olmuşlar. İnkılap tarihinde böyle işte Atatürk'ün şu yönü gibi sorulara benzemiş. Biraz sabırlı, çok yönlü, alçak yönlü, paylaşımcı. Tamam. Şimdi eğer ki şıklardaki şeyler böyle kısaysa önce bir şıkları okuyun, aklınızda tutun. Okurken elemek böyle daha rahat oluyor. Daha kolay oluyor bu şekilde yapmak. Ama şıklar uzunsa tabii ona girmeyin. Şıklar uzunsa akılda tutması zor olabiliyor. Metin genel olarak akılda daha rahat kalıyor. Bir okuyalım. Bir yudum çay alayım. Çok konuştum. Evet, yazar zamanının çoğunu araştırmalar yaparak, düşünerek, fikir üreterek bu fikirleri söyleşilerde topluma anlatarak geçirmişti. Söyleşilerde topluma anlatıyormuş, o kadar. Yani araştırmalar yapıyormuş, düşünüyormuş, fikir üretiyormuş, bu fikirleri topluma anlatıyormuş. Topluma anlatması bunları nedir? Paylaşımcı olmasıdır, değil mi? Küreselleşmeden göçe ve teknolojiye pek çok başlık altında gençleri ve
eğitimi genellemelere başvurmaksızın anlatmaya çalışırken tamam, toplumsal yaşamın ancak buralara bakınarak kavranabileceğini hatırlıyordu. Tamam. Yaşadığı süre içinde el atmadığı mesele kalmamıştı. Birçok konuya el atmış. Yani ne oluyor? Çok yönlü oluyor. Değil mi? Birden fazla yönde çalışıyor. Bakıyoruz. Kalmamıştı. Buradayız. Nesli hızla tükenen bilgelerden olan ve bilgisini konuştururken çağını yorumlayan yazar, ömrünün son günlerinde bile bir öğrenciyle arasındaki tek farkın yaşı olduğunu söyleyebiliyordu. Peki bu ne demek? Öğrenciyle aramdaki fark sadece yaşım. Yani sen benden çok daha bilgisizsin, çok daha tecrübesizsin, puh sana demek yerine ne diyormuş? Aramızdaki şey farkımız sadece yaşımız. Yani biz ikimiz de eşitiz. Bu ne demek? Bu alçak gönüllü olması. Çünkü koskocaman bir bilge düşündüğümüz zaman ne kadar alçak gönüllülük yaparsa yapsın, hani çok daha bilgili, çok daha dolu bir insan. Ama yine de bunu bize yansıtmayıp alçak gönüllü davranıyor. Alçak gönüllülüğü de buradan bulduğumuza göre sorunun çıkması için zaten sabır. Zaten sabırla ilgili net bir şey görmedik ama sonuna kadar da bakalım. Yaşı olduğunu söyleyebiliyordu. Öğretirken, öğrenen, öğrenirken öğreten yazar bu yolda sosyologluğunu hem kullandı hem de geliştirdi. Evet, metin güzel ama sabırla ilgili burada bir şey var mıydı? Yoktu. Burada nitelendirebileceğimiz durumları tek tek eledik zaten. Güzel, hoş bir soru. Yani tek tek elemeli bir soru. Gördüğünüz gibi eğer ki şıklar bu kadar kısaysa, metin türleri içinde mesela anlatım biçimleri, metin türleri, düşünce geliştirme yolları, bunlar da kısa oluyor genel olarak. Bunları en başta okuyun. Şıklarda hangileri varsa metni ondan sonra okuyun. Şıklar bu kadar kısaysa bunu yapın. Birer kelimelikse. Ama çok uzunsa, aklınızda tutamayacağınız kadar karmaşıksa sakın yapmayın, kafanızı karıştırır. Evet, bir bakalım. Neymiş? İki tane metin. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? Ortak özelliklerinden biri. Tamam. O bir okuyalım o zaman metinleri. 1953 yılında İstanbul'a dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı halde boyut ve perspektifi kullanarak resim çizebiliyor. Tamam. Sanatçı çocukluğundan beri vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesnelere adeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesi'nde incelenmiştir. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen ünlü ressam belgesellere konu olmuştur. Tamam. İkinci metne bakalım. Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen Beethoven, Almanya'nın Bonn şehrinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana'ya giden ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışmaya imkanı bulan Beethoven, Haydn'ın yardımıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. senfoniyi bestelerken duyma yetisini tamamen kaybetmişti. Tamam, metinleri bir okuduk. Ortak özelliklerinden biri değildir diyor, bakalım. Engelleri aşarak büyük başarılara imza atmış olmaları. Bu var mı? İkisinde de var. Biri görme engelli olmasına rağmen resim yapıyor. Diğeri duyma engelli olmasına rağmen 9. senfoniyi besteliyor. Yani tabii ki daha önce duyma engeli yoktu. Ama duyma yetisini kaybettikten sonra 9. senfoniyi bestelemiş. Yani engelleri aşmışlar. Büyük başarıları engelleri aşarak imza atmışlar. O zaman A'yı eledim. Uluslararası bir üne sahip olmaları. Evet, neden? Eşref Armağan Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilendi. Beethoven'ı zaten tanımayan yok. Uluslararası üne sahipler mi? Evet, tabii ki sahipler. Bilimsel araştırmalara konu edinmeleri. Şimdi bir bakalım. Dur. İlk metinde vardı öyle bir şey. Neredeydi? Bu özelliğinden dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesi'nde incelenmiştir. Tamam, burada var.
Piyanist olarak da ailenin piyano çalmaya başladı. Viyana'ya giden ve Joseph Haydn'le imkanı bulan Haydn yardımıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. Duyma kaybede besteci, duyma yetisini yıllar içinde kaybetsen müziği kaybetmedi. Hatta en önemli seminerde tamam. İkinci metinde bilimsel araştırmaya konu edinildi diye bir ifade yok. İlk metinde var ama ikinci metinde böyle bir şey yok. O yüzden muhtemelen C, o yüzden bir D'ye de bakalım. Ne diyor? Yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları. Tabii ki ikisi de yaptıkları işe tutkuyla bağlılar. Çünkü duyma yani biri görme, biri duyma yetisini kaybediyor ama vazgeçmiyorlar ve devam ediyorlar. O yüzden tabii ki bu da ortak noktaları. Ama C'de bilimsel araştırmaya konu olması hani direkt olarak yazılı olarak direkt olarak yok. İlkinde var fakat ikincisinde yok. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Devam ettim. Neymiş? Bu parçada büyük harflerin yazımıyla ilgili aşağıda kuralların hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur. Güzel. Neden? Çünkü üçüncü oluyor galiba. Aralık yok. Ocak, Şubat ve Mart'ınki galiba. Yazım kuralları ve yazım yanlışları bu şekilde soruldu. Demek ki bu şekilde sorulacak. Net artık. Yani üçüncüye bu tarz, bu şekilde çözüyorum. Bu kalıpta çözüyorum. Yani örnek soru incelemesi olarak. Demek ki belli ki yazım kuralları, yazım yanlışları bu şekilde sorulacak. Net bir şekilde. Emin olabiliriz. Böyle bir metin bekleyeceğiz. Böyle bir metnin içinden verdiği kuralları ya da verdiği kuralları eşleştireceğiz. Ya da eleyeceğiz. Bakalım. Bir metni okuyalım. Van Kalesi ve çevresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi. Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ocak 2011'den bu yana bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman bir ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. Tamam. Hangisinin olabileceği örnek yoktur. Örneği yoktur, ona bakacağız. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Tamam. Burada bir isim var mı? Kişi adı var. Kişi adı yok. Metinde kişi adı yok. O zaman bunun bir örneği yok. Muhtemelen Adana ama gene de işaret koyduk. Diğer şıkları bir eleyelim. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Var mı bunun örneği? Var. Cümle içinde özel adım bakanlık. Ne bakanlığı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da hani bakanlık diye sadece özel adın yerine kullanılıyor. Kullanılmış. Burada o zaman ne olmuş? Büyük harfle. Normalde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı demesi lazım tam adı. Ama onun yerine kısaca bakanlık demiş. Çünkü daha önce bahsetmiş. Uzun uzun yazmasına gerek yok. Özel adın yerine ad kullanmış. Bunu da büyük harfle yazmış. B'yi burada kullanmış. Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Evet, Van Kalesi. Var mı örnek kullanım? Var. O yüzden C'yi eledim. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Evet, Ocak 2011 burada var. Bunu da eledim. Cevabımız Adana oldu. Evet, güzel. Dediğim gibi daha önce bu kalıptan çözdük. Üçüncüye çözüyorum. Muhtemelen Nisan ayı sorularında da olur bir tane. Bunu bekleyeceğiz. Yazım kurallarını kesin bekleyeceğiz. İyi çalışacağız. Hiç boşluk bırakmayacağız. Pür dikkat bekleyeceğiz yazım kurallarını. Artık emin olduk. Ne demiş? Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işlevde kullanılmıştır? Peki işleve bakalım. İkiden fazla eşdeğer öğe arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Biz noktalı virgül ve virgül konusunda ne demiştik? Hani noktalı virgül bir virgül gildir, virgülle akrabadır. Bu önce bunu bileceğiz. Noktalı virgül eğer bir cümle içinde farklı bir görevde virgül kullanıldıysa ve farklı bir görevde başka bir virgül kullanılması gerekiyorsa biz bunu yine noktalı virgül kullanıyoruz. Ama noktalı virgül ağır abidir. Ağır görevlerde kullanılır. Öyle her yerde pıkı pıkı noktalı virgül genelde kullanılmaz. Nelerde kullanılır? İki cümleyi birbirinden ayıracaksak sıralı cümle, o zaman noktalı virgül. Ya da özne uzak, cümleden uzak düşmüş özneye ayıracaksak noktalı virgül. Neden? Dediğim gibi noktalı virgül ağır abidir. Ağır görevlerde kullanılır. Şimdi bakalım. Ne diyordu? Virgül cümlelerde özneden sonra özneye ayıracak burada. Tamam.
Sonu gelmeyen çevrim içi toplantılarla geçen kasvetli ve zor bir yılı geride bıraktık. Bazıları bu yolu gelmiş geçmiş en sıkıntılı yıl olarak adlandırıyor. Burada ne yapmış? İki cümleyi birbirine bağlamış. Bıraktık yüklem, adlandırıyor yüklem. Sıralı cümle yapmış burada. Burada özneyi ayırmamış. İki cümleyi birbirine sıralı cümle yapacak şekilde bağlamış. O yüzden Adana değil. Kişisel hayatı anlatan metinlerde daha çok açıklayıcı, tartışmacı anlatım, sanatsal metinlerde ise öyküleyici, betimleyici anlatım kullanılmaktadır. Buradan o ne yapmış? Takımları birbirinden ayırmış. Ne demek takımları hocam? Şöyle, açıklayıcı, tartışmacı anlatım, sanatsal metinlerde ise öyküleyici, betimleyici anlatım kullanılmaktadır. Şimdi burada virgül aynı görevdeki kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Evet, ama burada iki tane grup var. Bir virgül kullanılmış. Bir bu grup var. Kişisel hayatı anlatan metinler grubu var. Bir de sanatsal metin grubu var. Kendi içlerinde aynı görevde ne kelimeler kullanılmış? Bunları virgülle ayırmışız. Örnekleri virgülle ayırmışız. Bu iki takımı ne yapmışız? Noktalı virgülle ayırmışız. Burada bir şey var mı? Özneye ayırmak gibi bir şey var mı? Hayır, yok. Takımların arasına koyulmuş. O yüzden B'yi de eledim. Günümüz şiirleri soyut, gerçeküstü, bilinçaltını yansıtmaya dönük yazıldığı için anlaşılması zor olarak nitelendiriliyor. Şimdi bakalım. Burada özne gibi nitelendiriliyor yüklem. O zaman Ö'yi bulacağız. Nitelendiriliyor yüklem. Nitelendirilen ne? Günümüz şiirleri. Hop. Değil mi? Nitelendirilen ne? Günümüz şiirleri. Nasıl nitelendiriliyor? Anlaşılması zor gibi gibi diğer öğeleri de bulabilirsiniz. Ama nitelendirilen ne? Günümüz şiirleri. Yani burada özneden sonra ne yapmış? Noktalı virgülü koymuş. Bir özneyi ayırmak için noktalı virgülü kullanmış. Evet. Bir de D'ye bakalım. Hepimiz gelecekte doğayla iç içe bir yaşam bekliyor. Doğa insanları yeşile ve maviye, yani kendisine çağırıyor. Burada da ne yapmış? Bakın burada bir ne var? Yüklem var. Burada bir ne var? Yüklem var. Burada da ne yapmış? Sıralı cümle yapmak için noktalı virgülü kullanmış. İki cümleyi birbirine bağlamak için kullanmış. Evet gençler, bu Mart ayının örnek sorularını da şöyle beraber incelemiş olduk. Biraz daha rahat geldi bana bir önceki aya göre. Bu aydan aya biraz daha rahat bir hal alıyor sanki sorular. Siz de önce çözdüğünüzse sonradan izlediyseniz umarım yanlışınız yoktur ve hobi olarak izlemeye gelmişsinizdir. Çalışmaya devam edin gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.